Hepinize merhaba dostlarım. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Şimdi kargodan geliyorum. Böyle bir paket geldi. Şimdi açacağız bunu. Daha hiç açmadık. Şimdi hep beraber açıp göreceğiz ne var içinde. Bir takipçimizden geldi. Bu arada ona da teşekkür ediyorum. İsmi Ahmet Tuncal İstanbul'dan. Yeah, böyle bir paket. Bakalım ne çıkacak. Şöyle kargoyla gelmiş bu arada. Vallahi iyi paket yapmışlar da. Şimdi hurra yırtmak istemiyorum. Güzel güzel makas başlayacağım. Hava da sıcak bir gün. O ne ya? Bir dakika böyle bir şey gördüm. Tren diyor diyor. Kargo barkodu. Ad soyad Eren Acil. Aras Kargo. Böyle bir kağıt var. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Bu arada bu arkadaş böyle Trendyol'la gönderiyor. Yani tam ben daha önce Trendyol'u hiç kullanmadığım için bilmiyorum. Bakalım ne göndermiş ya. Ben de merak ettim ben. Kıyafet olduğunu biliyorum ama tam neler gönderdiğini bilmiyorum. Arkadaş aç aç açılmıyor ya. Vallahi içinden herhalde altın çıkacak. Bilmiyorum ya. Okay, şimdi açtık bunu. Şöyle bir gömlek var burada. Valla makasla uğraşamayacağım. Bu ne ya? Vay be, adam şort giydiğimi biliyor ya. Bakın şort mort göndermiş. Şort mu bu ya? Bir dakika. Bak gömlek, şort zannettim dostlarım. Böyle bir gömlek var. Şöyle. Bakayım. Ha, şuradan yaraladım şort diye. Şöyle karpuzlu bir şort. Vallahi nasıl durur ki bende bu ya? Ama kısa şort. Ben kısa şortu seviyorum. Bedene medium. Ya bunu da atalım. Enteresan yalnız ya. Vallahi şöyle değişik bir şort. Burada bir tane daha şort var. Dostlarım şöyle bir şortumuz daha var. Acaba bir şunu şuradan gideyim nasıl olacak ya? Birazcık bol gibi şu kısmı ama olsun. Yine de güzel. Başka böyle bir atlet var. Ya pardon, tişörtmüş. Bakayım nasıl. Böyle de bir desenle şu tişört gelmiş. Güzel de görünüyor. Benim tarzlarım. Gerçekten ben böyle tarzları severim. Yalnız şu gömleği. Şu çok enteresan ya. Ben hayatımda gömlek giymeyi sevmiyorum normalde ama bazen böyle dar yakışan gömlekleri giyiyor. Valla buna da bakacağız. Enteresan bir şey. Dostlarım böyle bir de atlet var. Bakın şu şekilde. Yani askılı atlet. Ya bayağı şey göndermiş yalnız ya. Ben zannettim bir tişört falan gelecek. Bakın burada da böyle bir paket var. Ayrı. O ne ya? Ha, çorap var içinde. Bakın böyle bir paket daha yapmış. Bunu da açalım. Çorap diyor. Bakın nasıl çorap diyor ya. Böyle bir çorap. Üstünde kuş resmi var. Tavus kuşu resmi var mı? Ya aynı. Böyle bazılarında bisiklet resmi falan var. Hayvan resimleri var. Bravo. Vallahi teşekkür ediyorum. Hayvan şeyleri var. Desenleri, çorapları da. Şuna bakalım. Vallahi bu ne ya? Herhalde dostlarım bu takipçim bana acımış mı ne bilmiyorum. Genelde aynı tişört giyiyorum ya. Hani aslında ben bu tişörtlerden 3 tane var bende. Aynısı Everlast. Süreyi ben kıyafete çok önem vermiyorum ama dışarı gittiğim zaman mesela dışarı kıyafetim her zaman vardır. Saatimi, tişörtümü, ayakkabımı düzgün giyerim ama buralarda hep aynı takılıyorum. Ama tabii ki her gün giymiyorum. Yıkıyorum onları sürekli. O arada şaka yaptım hani acıdı mı diye. İyi oldu ya, yeni kıyafete de ihtiyacım vardı. Alışverişe fazla çıkamıyorum. Dostum burada seksi bir tişört var. Bakın şu şekilde. Güzel de bir tişört. Neymiş bunun bedeni? Slim fit diyor. Şöyle bir tişört.
Tamam, şimdi diğerine geçelim. Burada ne var? Vallahi modeller falan harika ya. Şuna bak, böyle bir tişört daha. Slim fit. Yani slim fit demek vücuda oturan tişört tarzları. Çocuk benim kıyafet zevkinden biliyormuş dostlarım. Vallahi helal olsun. Şurada bir de klasik görünümlü bir tişört var. Böyle. Bunu giyip direkt Bağkur'a gidip emekliliğimi isteyebilirim. Yok dostlarım, şaka yapıyorum. Bu da fena değil. Bunu evde giyerim ama onu söyleyeyim. Dışarıda ben bunu giymem. Şuna bakalım. Bu da güzel. Ev için yani bahçede falan uğraşmak için. Gerçi yazın ben çoğu zaman çıplak giyeceğim ama çünkü burası sıcak. Yeah. Dostlarım, bu arkadaşa reklam falan değil bu aslında. Bir reklam değil. Bu adam, bu arkadaş şeyle uğraşıyor. Böyle Trendyol'la kıyafet götürüyormuş. Dedi abi gönlümden koptu. Sana bir paket yaptım. Kargoya verdim. Kargoda işte beni aradı. Bir baktım geldi. Bu arkadaşım ben daha almadım. Bir Trendyol adresini alayım. En azından açıklama kısmına bu videonun koyayım ki hem çocuğa kredi verelim. Bayağı güzel şeyleri var. Hem siz de belki beğenirseniz alırsınız. Bu arada bunu almaya gittiğimde kendime de gittim, biraz kıyafet aldım dostlarım. Orada bir şey mağaza gördüm. Şöyle askılı falan aldım. Bakın bu şekilde. Ama içten görünüyor. Bakın böyle içten görünüyor. Bir tane bu şöyle. Bir tane şöyle aldım. Tanesi 25 TL bunları. Başka şunu göstermiş miyim? Ha, bir de böyle. Bakın bir tanesi de şu şey. Bunların hepsi askılı. Şimdi şunlardan bir tane giyelim. Arkadaşın tişörtünün birini de deneyim şunu. Bir bakalım. Paket açılışında kıyafet giyen adam. Vallahi normalde herhalde kimse giymez böyle direkt. Bir bakalım nasıl oturacak. Nasıl oldu? Valla fena, ben şeyi beğendim. Ben inanmaz dar sevmiyorum dostlarım. Çünkü yapış yapış oluyor. Sadece atletlerde dar seviyorum. Valla buradan beğendim yani. Çok teşekkür ediyorum Ahmet. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bu arkadaşın linkini bırakacağım dostlarım. Bir de neden bırakacağım? Bunları gönderirken mesela bana demedi. Abi ben sana bunu gönderirsem işte bunu reklamını yapar mısın? Ben böyle şeyler hep geliyor bana reklam için. Fazla kabul etmiyorum. İki nedeni var. Birinci nedeni adresimi öğrenmek istiyorlar. Telefon numaramı öğrenmek istiyorlar bir şey gönderdi. Adam hani adresimizi herkes öğrensin istemiyorum. Hani yoksa takipçilerimi sevmediğimden değil. Yeah. Güzel oldu ya. Çok teşekkür ediyorum dostlar. Şimdi ufaktan bir de hayvanlara çıkıp bakalım. Yok ya, bir dakika. Hatta şunu da giyivereyim. Değişiklik olsun. Yalnız bu açık renk ya. Köpekler şimdi zıplarsa üstüme kirletir bunu hemen. Bu bayağı dar gibi geldi bana. Niye? Güzel oldu ya. Fena değil. Dostum şu an öğlen, hava o kadar sıcak ki. Yani köpekler mayışmış vaziyette. Bu arada ayı nerede? Ayı! Nerede bu ayı ya? Acaba şuraya mı gitti? Ayı gel. Pişt, pişt, pişt. Prens gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel. Prens.
Gel buraya gel. Gel 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 gel. Enteresan bir şekilde ayı yok ya. Gel. Bir de zinciri vardı ayının. Yani şuraya zincirle bağlıydı. Yok. Dedim ufaktan hayvanları göstereyim ama yok dostlarım. Ayı herhalde şu bahçeye bir yere gitti. Orası serin ya, şu kısım gölge ya. Herhalde oraya gitti. Karaca. Ne yapıyorsun kız? Bak bak tavuğa bak. Şu kulübeyi de aşağı indirdik. Bunu da güneş bassın. Hava bayağı sıcak Rüstem. Güneş batınca bunu da, şu kulübeyi de, şu ağaç var ya, oraya indireceğiz. Onun altına koyacağım. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Şöyle hafif bir manzara göstereyim. Yeşil.